Sporting başlıyor. Yoğun gündem ve yine spor gündemindeki ne oldu, ne oluyor, ne olacak sorularına yanıt arayacağız. Ercan abiyle birlikte, Ercan Taner'le birlikte. Ercan abi nasılsın? İyiyim, iyi günler diliyorum ben de. Sevgiler. Böyle hani şöyle bir özet yapmaya başladım. Kabaca kafamızda neler var, neler var. Bu akşam Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Sezonun son kupası. İki kurt hoca karşı karşıya. Dün basın toplantısında çok sevimli görüntüler verdiler. İkisi kupanın birer kulbundan tutmuş. Biri Hikmet Karaman, biri Rıza Çalımbay. İki farklı profil. Birisi Beşiktaş'ın efsane ismi. Bütün hayatı Beşiktaş'ta geçmiş bir kaptan. Diğeri Köln Spor Akademisi mezunu Hikmet Karaman. İki yakın arkadaş, iki yakın rakip aynı zamanda. Ezeli rekabet, ebedi dostluk var. Yani muazzam bu ikilinin karşı karşıya gelmesi muazzam. İki komşu Anadolu kentinin, Kayseri ve Sivas'ın karşı karşıya gelmesi ayrı bir heyecan katıyor. Ve ben bunun hakkını vererek gömleği çektim. Akşam maça gidiyorum abi. Oo, çok iyi. Gerçekten gitmek istediğim için gidiyorum. İzlemek için, izlemek istediğim için, tribünde olmak için, tarihe tanıklık etmek için gidiyorum. Gollü, heyecanlı bir maç bekliyorum. Gerçekten güzel bir akşam bizleri bekliyor. Nedense bu maç hani... Gençlerin daha çok kullandığı bir tabir, İngilizce bir tabir ama tam karşılığı Türkçe'de var. Uzun söylenebiliyor ama geçiyor bizim terminolojimizde. Underrated kaldı bu maç. Ya Kayseri-Sivas maçı, Hikmet Karaman, Rıza Çalınbay değil mi? Bugün bütün gün bunu konuşuyor olmamız lazım bence. Hakikaten çok özel bir maç. Maçın heyecanını önden de yaşayacağım. Taraflarla görüşmeler yapacağım. Belki Natspor'a birkaç video atarım rahatsızlık duymazlarsa. Rıza Hoca'dan, Hikmet Hoca'dan. Ben heyecanlıyım işin açıkçası. Biliyorum herkes dört büyük kulüp etrafında dönen, futbol etrafında dönen bir gündeme çok alışkın. Ama bunu bir belirtmek istedim her şeyden önce. Bir kupa ve o kupayı alacak bir takım var. Ve bu sene de Kayseri ve Sivas oldu. Giriş güzel sendeki bir hikayesi var. Rekabet var. Ve bu yüzden de teknik adamlar açısından da baktığımızda Hikmet Karaman'ın daha önceden kupası var biliyorsun. Rıza Çalımbay da kupayı Sivas'a götürmek istiyor. Sivasspor Türk futbol tarihinde şampiyonluğu son haftalarda ligde kaybedip tarihteki yerini öyle alan bir ekip. Az daha şampiyon olacaktı ve Türkiye'yi o zaman da direkt olarak katılabiliyordu takımlar. Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecekti. Bu akşam da o kupa şansı Sivasspor için doğdu. Kayserispor'u son yıllarda dikkatini çekiyorsa yıldız yetiştiriyor, yıldız adayı yetiştiriyor öyle söyleyeyim. Onlar da futbolda iddialı olmak, bir yerlere varmak istiyorlar. Bunda da Kayserispor yönetiminin başarısı ve katkısı var. Bu yüzden de ben Kayseri-Sivasspor maçının biz futbol severleri mutlu edeceği bir karşılaşma olacağı kanaatindeyim. Dün akşam finalin adı vardı. Roma Feyenoord ama tadı yoktu. Zaniolo'nun golüyle Mourinho bir kez daha bir kupaya daha uzandı. En çeşitli kupa kazanan teknik adam unvanını eline geçirdi. Roma'nın şu ana kadar hiçbir Avrupa kupası yokmuş. O da enteresan geldi bana. 1961 Birmingham final Roma takımının 1961'de oynuyor. O günden bugüne şöyle bir bakıldığı zaman gerçekten kupa finali olmaması, kupası çok olmaması acayip. Ki Roma'yı şöyle biliyoruz ama ben de baktım dün. Gerçi yok, yapacak bir şey yok. Tamam İtalya Ligi'nde başarılar. Biz hep Totti ile sevdik Roma'yı. Batistuta abi, benim için de Batistuta. Totti bir efsaneydi şöyle benim için. Milyonlarca euroluk transfer tekliflerini hep reddedip Roma'da kalmak istedi ve kaldı ve Roma'da bıraktı. Böyle oyunculara çok az rastlanıyor maalesef günümüzde. Ya Capello'lu dönemi vardır. Hani Galatasaray'la da karşı karşıya geldikleri kavgalı maç. Ya Roma büyük bir camiadır. Açık konuşmak gerekirse ben hani bir soru olarak karşıma çıksa bir yarışmada Roma en az bir kupa kazanmıştır derim. Yani hani atarsın tabii ki net bilmediğimiz bir bilgi. Nereden bileceksin? Hiçbir kupa kazanmamış olmaları beni çok şaşırttı. Dün bu bilgi tabii ki maç günü olduğu için önümüze düştü. Aa Böyle bayağı bir şaşkınlık geçirdim. Enteresandı ve artık kupaları var. Mourinho ile aldılar onu da. Mourinho da tam böyle kariyeri sekteye uğramak üzereyken bayağı bir sevindi. Mourinho için neler söyleyeceksin? Yeniden buradan çıkar mı? Mourinho'ya aynı Mourinho. Oynadığı futbolun, şunu tartışabiliriz teknik anlamda. Değerli seyircilerimiz de buna ne der bilmiyorum ama artık Guardiola'nın, Klopp'un oynattığı futbol, Nagelsmann'ın o düşünceleri iş yapıyor. Mourinho'nun oynattığı o futbolda dikkat edersen İngiltere'de Tottenham'dan kovuldu. Ve dedi ki evet, ben İngiltere'de Tottenham'dan kovuldum. Neden? Çünkü seyirci stada geldiği zaman zevk duymak istiyor artık. Futbol bir sanattır ya. Mourinho da o güzel futbolun, futbol güzel oyun çünkü, sanki onu göremiyoruz. Tam kupayı aldı, rekorlara imza atıyor, başarıları var. Nasıl Yunanistan Otto Rehhagel'le, ki Otto Rehhagel şöyle bir özelliği var biliyorsun. Kaiserslautern'le Bundesliga şampiyonluğu yaşamış. Ama evet, Yunanistan'la Avrupa şampiyonluğu yaşarken o futbolu sevmiş miydik? Kesinlikle sevmemiştik. Mourinho'nun son dönemlerine baktığımız zaman oynattığı o futbol, ya ben zevk almıyorum. Dün akşam da gördük. Eziyet ya. Feyenoord'un bir 12 dakikası var. İki topunun direkten döndüğü. Evet. Onlar gol olsa Feyenoord kupayı alacaktı. İşte Feyenoord'un o futbolunu seviyorum ben. Tabi Hollanda futbolu biliyorsun ne olursa olsun hücum futboldur. Hollanda liginde maçlar ağırlıklı olarak 3 gol üstü geçer. 3 gol, 4 gol, 5 gollü geçer. Golsüz maçlar Hollanda futbol severine, Hollanda ekolünden hoşlananlara zevk vermez. Bir maçın 0-0 bitmesi yerine 4-3 yenilmeyi tercih eden teknik adamlarla oynarlar bu oyunu. Hakikaten. Yani 0-0 biteceğini 4-3 yenileyim der. Böyle adamlar. Premier Lig'de birçok takımı seyretmeyi seviyoruz. Ama Bundesliga ve Hollanda Ligi'nde birçok takımla oynadığı futbol ve gollü maçlarda futbol severler için ayrı bir zevk oluyor. Evet. Devam edelim, daha doğrusu başlayalım. Programımızın formatı gazete sayfaları, spor gündeminin ana arteri, gazeteler, uyandığımız gündem. Ama tabii ki dijital medya, sosyal medya ve diğer gelişmeleri de programımız içinde buluyorsunuz. Programımızın formatı gereği Ercan abiyle beraber biz kendi kafamızdaki akışa göre bu gündemi değerlendiriyoruz. Kendi istihbaratlarımız ve bakış açımızla sizlerle keyifli bir öğle vakti geçirmeye çalışıyoruz. Foto maç, şampiyon külliyede Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyon olan Anadolu Efes takımını külliyede kabul etti. Başkan Erdoğan, Ergin Ataman ve oyuncuları kutlayıp yeni başarılar beklediğini söyledi. Bayağı bir zirvedeler, ardı ardına iki kere Avrupa'nın en büyüğü oldular. Alınabilecek en büyük kupayı aldılar. Süreklilik taşımak zordur. Mesela Anadolu Efes'in tamam bitti, iyi, güzel, güldük, eğlendik. Şimdi bu sezon ne yapacak değil mi abi? Çıta çok yükseldi şu anda. Ne yapacak yani? Yine yatırımını yapacak. Ergin Ataman gibi Avrupa'nın sayılı koçlar arasında gösterilen bir isimle yine en azından Final Four hedefleyeceğini ben tahmin ediyorum. Yasin Yıldız soruyor. Pardon, Kaan Ömeroğlu soruyor. Serkan abi, Beşiktaş yönetiminden birçok isim yeni dönem için affını istemiş. Ne düşünüyorsunuz? Geleceğiz o konuya. Yasin Yıldız soruyor. Ercan Bey, daha doğrusu söylüyor. Ercan Bey, gerçekten iyi ki varsınız. Sizi görünce NTV Spor izlediğimiz günler aklıma geliyor. NTV Spor tabii ki Ercan abinin de benim de üzerimizde etiketi olan çok önemli bir marka. Ya şimdi, sevgili Ercan abi de TRT'de var. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu da var. Kulakları çınlasın da bir ekoldü. Hala meslek hayatımın en üzüldüğüm hususlarından birisidir. Bayağı 1983'ten beri bu mesleğin içindeyim. O kanalın kapanması. Çok üzüldüm. Evet abi, ben de. Ya ki ben o sırada rekabetteydim NTV Spor'la ama dostluğumuz, abi kardeş ilişkimiz şu anda da olduğu gibi başladığımız günden beri seninle de Fuat abiyle de her zaman devam etmiştir. Sahada olan sahada kalır ama dostluk ve özellikle o abi kardeş ilişkisi, hatta daha da ileriye götüreyim, usta çırak ilişkisi ki bir artık kalfa oldum ben de sizlerin sayesinde. Estağfurullah. Yani biz de yani içimiz kan ağlamıştı, şey gibi zannedilmişti, hadi bunu da ilk kez burada söyleyeyim. Ben de A Spor'un başındaydım. Hani zannettiler ki o işte çok güçlü ve önemli bir rakibimiz gidince biz çok mutlu olduk zannettiler. Hayır, belki biz sizin kadar üzüldük ve hem de herkes en tepeden çaycı kardeşimize kadar. Çünkü sizinle rakip olmak, sizinle rekabet etmek bizim için hem bir onurdu hem de gerçekten Türk sporu açısından çok önemliydi. Ya şimdi benim bir hayal prensibim var. Bunların içinde spor yayıncılığı bir numarada. Herkes tabii bunu tercih edebilir ama ben büyük bir bölümünü sporla ilgilenerek geçiriyorum. Aynen. Spor yayıncılığıyla ilgileniyorum. Sonra kitaplara bakıyorum ve sinema. Benim öyle büyük zevklerim yok. Ya bunlar da zaten bir evin içinde yapılabilecek ya da bir büroda, bir ofiste yapılabilecek olan şartlar. Bizim gibi de çok insan var. Ya spor yayıncılığı ya da sporu hayatımızdan hiç çıkarmadık. Ya bu TRT'de de böyleydi. Çünkü böyle öğrettiler bize. Sporda da bunu yapmaya çalıştık ki yaptık bunu uzun yıllar boyunca. Sen de uzun süre hizmet ettin yine spor kanallarında, spor yayıncılığı. Tabii abi, başladığı günden benim ayrıldığım güne kadar 10 yıl NTV Spor maceram var ve yani en son oradan ayrılırken Fuat Aktağ'ın yardımcısı konumundaydım. Evet. O birlikteliğimiz zaten hiç kopmadı. Biz spor adına, futbol adına, bu endüstri adına, medya adına aynı yerden hayata bakan insanları zaten beni onlar yetiştirdi. Farklı yerden bakamayız. Kenan Onuk, İlker Yasin, senin hayatında tabii çok önemli bir yer tutan gene dev, duayen isimlerden Şansal Büyükağlar. Yani burada Halit abi, Halit abi benim için. İşte dedim 83'te bize derse geliyordu. O günden sonra abi kardeş anlamında hiçbir zaman teması kaybetmedik. Halit Kıvanç Türkiye'de bu işin duayeni, bir numarası, hocası, bu işi başlatan insanlardan biri. Ya yaşayan bir tarihle çalışmak ne demek biliyor musun? 1990 Dünya Kupası'nda beraberdik. Halit abi işte dedim ya, Halit abiyle beraber yayındayız. Bunlar insanlar bunu yaşadıkça yani anlıyor. Müthiş bir duyguydu. Aynen, ben de çok heyecanlanırdım. Halit abiyle ilk tanıştığım günü unutamıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarında TRT şenliğini de Halit abi sunardı. Benim çocukluğumda ben Halit abiyi televizyondan izleyen adamdım. Halit abi karşımda görünce muhtemelen tutuldum. Hani çocukluğum ya, hani Barış Manço 7'den 77'ye, Halit Kıvanç 23 Nisan ve tabii ki pek çok prodüksiyonu TRT'nin ve spor ve futbol anlatımları. Halit abiyle en son onun mezun olduğu lisenin bir ödül törenine gittik. Ben götürdüm evinden alıp. 85 yaşındaydı o zaman. Abi ben biliyorsunuz çok kısa konuşamam dedi. 45 dakika Cem Yılmaz gibi, Ata Demirer gibi stand-up şov yaptı abi. 85 yaşında. Ben böyle izledim yani. Ağzı açık izledim. Güldük, eğlendik, duygulandık, ağladık ve spontan yaptı bunu. Tabii. Daha önce hiç hazırlık yapmadan. Aynen. Yani şöyle bir örnek vereyim. Bu meslekte bu çok önemli. Şu bir bardak. Bu bardakla ilgili bir konuşma yapar mısın derler. Mesela TRT'deki yetiştirilme standartlarından biridir bu. Şu bardağı bana anlatır mısın derler. Ve ona göre saat tutarlar. Tabii Halit abi bu konuda dünya rekoru sahibidir. Sana bir saat bunu anlatabilir. Ya ben sadece basit. Gerçekten öyle. Bir saat sana bunu anlatabilir. Pertevniyal Lisesi sanıyorum 2015-2016 falan gibiydi. İnanamamıştım. Zaten büyüklüğünü hepimiz biliyoruz, kabul ediyoruz. Ve insanlara davranışı sadece kamera önündeki Halit Kıvanç değil abi. Nasıl bir örnek oldu hepimize. Zerafeti, hanımefendilerle, yani küçük yaştaki hanımefendilerden kendi akranlarına kadar iletişim şekli, tam bir salon beyefendisi. Gerçek, klas bir televizyon adamıdır. Diyelim ki mesleki anlamda bir hata yaptın. Nezaket çerçevesi altında seni o kadar güzel uyarır ki bir daha hem onu yapmazsın hem de çok teşekkür ederim değerli hocam dersin. Aynen. Ya ne bağırması vardır, ne çağırması vardır. Ne demek, estağfurullah derdi. Çok güzel uyarır. Tabii yine Türk futbol tarihi de, ya spor tarihi daha doğrusu, benim yine yetişmemde büyük katkı olan, o da vefat etti yıllar önce, Arman Talay. Onun yerine Arman abi. Abi Ercan abi sana söyleyeyim, geçelim. Çocuklar da anılarda yaşamasın o kadar. Arman Talay beni bu işte tutan kişidir. İlker Yasin'e yaptığı psikolojik baskıyla bu çocuğu sakın bırakma demiş. İlker abi söyledi bana bunu. Arman Talay'ın beğendiği bir adamın ben gitmesine izin veremem dedi. Ben istifa edip okula dönmeye çalıştım. Sonra sağ olsunlar ikisi kurguladılar. Öztürk Pekin'in de destekleriyle beraber. Göktuğ Sevinçli de o zaman servisteydi. Sonra da Haldun Domaç da gelmişti. Bana hafta içleri izin verdiler. Zor bir okulda okuyordum. Hafta sonları çalıştırdılar. Okulumu bitirttiler ya. Yani Arman Talay'ın üzerimdeki emeği budur. Kesinlikle bırakmayacaksın İlker dedi. Ta Ankara'dan müdahil oldu konuya. Beni bıraktırmadı. Ben de hani hiç tanışıklığımız falan yok. Hani babamın dostu falan değil. Arman abinin o bende gördüğü ışık her neyse gani gani toprağı bol olsun. Işıklar içinde uyusun. Arman abimiz çok büyük adamdı. Çok büyük adamdı. Spor yayıncılığında bir ekoldü o da. Boşluğu da dolmadı. Boşluğu da evet, dolmadı. Kesin hani öyle. Ona layık olmaya çalışmak bizim için, benim için bir gurur. Arman abi her şeyin başlangıcıdır bende. Çok enteresan. Onu bir söylemeden geçemeyeyim dedim. İsmini andık. Saygıyla eşsiz hatırasında mesela eğiliyorum. Her Ankara'ya gittiğimde ilk uğradığım yer Arman abiydi. Onu söyleyeyim. Evet. Foto maçı geçtik Fanatik. Fener'le süper golcü. Fener'e süper golcü. Artık Fenerbahçe ufak ufak Jesus'u kafada bitirdi Fenerbahçe taraftarı. Golcü kim, golcü kim diyor. Bu merakı da dindirmek üzere Fanatik'in hazırladığı ilk sayfada yer verdiği Fenerbahçe'de golcü 2 aday var. 25 yaşındaki Brezilyalı santrfor Gabigol. Jesus'la çalışmayı çok istediği için Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktı. Flamengo'da birlikte çalışmışlardı. 28 yaşındaki Belotti'nin de uzun süredir adı geçiyor. Hatta sadece Löw'ün adı geçtiği dönemden beri Belotti adı var. Torino'dan ayrılıyor. Golcü oyuncu yeniden İtalya'nın 1. santrforu olma peşinde. Başkandan müjde haberi bekleyen İsmail Kartal'sa Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi'ne taşıyacak planı yaptı. Transfer listesini ayrıntılı olarak sundu. İsmail Kartal'ın listesinin ilk sırasında Belotti var. Eğer Jesus olursa ki o olacak gözüküyor. Ya Gabigol ya Seferovic ön plana çıkacak diyor Fanatik. Hepsi çok önemli golcüler. Fenerbahçe'nin artık böyle bir isme çok ihtiyacı var. Ya savunmaların korktuğu santraforlar az önce bahsettin. Gazetede manşette duruyor. Bir takım için özellikle iç saha maçlarında o atmosferde çok önemli. O kapalı savunmaları aşmadı. Arkadaşlarını da rahatlatan isimler bunlar. Evet abi gelelim bu akşama, sonra transfere dalacağız. Galatasaray'da kılıçlar çekildi. Oraya bir bakacağız. Beşiktaş'ta da ilginç gelişmeler oluyor. Ama öncesinde Fanatik gazetesinde güzel bir sayfa var. 60. finalde Anadolu derbisi. 60. final Anadolu derbisi, kupanın ucundan tutan Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman. Girişte tumturaklı bir şeyler söyledim ben. Sen ne düşünüyorsun bu maça dair? Rıza Çalımbay, Hikmet Karaman ve bir kupa. Yayının başında belirttiğimiz gibi iki teknik adam arasında Hikmet Karaman'ın kupası var. Rıza Çalımbay da tabii Avrupa kupalarına gitti. Sivasspor son haftalarda şampiyonluğu kaybetti Türk futbol tarihinde. İki takım da kupayı kazanmak istiyor. İki teknik, değerli teknik direktör. Maçın İstanbul'da oynanması. İki takımın arasında iyi, hoş, güzel bir rekabet. Bunun sonrasında ben güzel bir final bekliyorum Serkan. Onu söylemek istiyorum. Anadolu derbisi ama güzel bir final bekliyorum. Abi Anadolu devrimi de diyebiliriz buna. Kupa, şampiyonluk kupası Trabzonspor'un olduğu 38 yıl sonra. Ve evet. Ziraat Türkiye Kupası da bugün Anadolu'nun bağrına gidecek. İstanbul'da olması ayrıca manidar. Ben dünyanın en eski spor organizasyonu FA Cup, İngiltere Federasyon Kupası, eski adıyla İngiltere Kral Kupası, Türkiye'de böyle bir statü istiyor. Sence olabilir mi bilmiyorum ama öyle bir olmalı ki Ayvalık gücü Fenerbahçe ya da şöyle söyleyeceğim Bartınspor aklıma geliyor Beşiktaş. Tek maç eleme usulü. Herkes katılmalı. O ışığı, o havayı görmeli. Sonra bir bakmışsınız yarı final, final. Bu tarz bir acaba statüde değişiklik olabilir mi? Belki hayal ediyorum ama neden İngilizler yapıyor da biz yapmayalım? Yani abi neden orada olması... iki kupa var. İki kupa var bir kere. Adamlar üç günde bir yapalım diyor. Evet bence hatta iki kupa yapalım. İki farklı şekilde gelişsin. Yani ne kadar çok maç O kadar çok eğlence abi. Ama bizim futbol kültürümüz eğlenmeye odaklı değil ki. Maç yapmak dahi istemiyorlar. Ne ya, kupa maçlarını zul gören teknik adamlar var ya. Doğru. Mesela Mardinspor Galatasaray, ne işimiz var şimdi, onu oynayacağız. Oradan Avrupa Kupası, o tarz düşün. Şimdi Türkiye Kupası'nda statüde dikkat edersen gruplar da vardı. Grup sistemi de vardı. Evet. O maçlarda sahaya çıkan 11'leri hatırlıyor musun? Tabii. Takımlarında banko oynamayan oyuncu oynadı. Peki Avrupa Kupalarında bu UEFA Avrupa Ligi oynanırken o takımları, o kadroları hatırlıyor musun? Ve en sonunda Türk futbolunun şu anda düştüğü hale bak. Ya. Hep baraj maçı oynanıyor artık. Senin istediğin tabii 256 takım çok. Zaten 130 civarında profesyonel kulüp var. 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2. Böyle evet, azalarak gitsin. Çok heyecanlı olur. Çok heyecanlı olur. Yani hakikaten. Ama belki böyle bir kupa, bir de diğer kupa. Hani İngiltere'deki gibi. Eskiden hani süt kupası denirdi. İşte şimdi iki farklı kupa var. Lig kupası, FA Cup. Belki iki kupa yapılmaya ihtiyacı var. Futbolda ne kadar çok futbol maçı olursa, ne kadar çok saha içine odaklanırsak belki bu saha dışındaki gelişmeler ve saha dışındaki kahramanlardan kurtuluruz diye umut ediyorum. Belki çok iyimserim yine. Galatasaray'da kılıçlar çekildi var ilk sayfasında ve Şampiyon Efes'in Ankara'daki gurur günü var Fanatik'te. Kupadaki finalin bu akşam 20.45'te olduğunu hatırlatalım. Kayseri bir adım önde diyenler var çoğunlukta. Sen nasıl düşünüyorsun abi? Bu finalin favorisi yok. Benim düşüncem bu. Maç başladıktan sonra bu belli olacak. Hiç kimse finallerde bir adım önde olamaz. Bunu daha önceki izlediğimiz bir sürü finalde yaşadık. Hem Türkiye'de hem de Avrupa Kupalarında. Final bunlarda. İkisi de kurt. Yani ne olacağı hiç belli olmaz bu maçta. Ne olacağını hiç bilemeyiz. Çok kaliteli ayaklar da var. Dün akşam Roma'nın karşısında Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'a da başka bir takım olsa favori Roma mı olacaktı? Tabii. Evet, Hürriyet gazetesi Galatasaray'a veda etmeye dayanamazdım Arda Turan ve hemen yanda da seçime dair gelişmeler. Dün divan kurulu toplantısı vardı. Olağan divan kurulunda iki başkan adayı konuştu. Arda Turan, Sarı Kırmızıların teknik direktörü Torrent'in tartışılan kararını şu sözlerle değerlendirdi. Galatasaray'a veda etmeye dayanamazdım. Geriye dönüp baktığımda Galatasaray taraftarına, camiasına, herkese sonsuza kadar hakkımı helal ediyorum. Açıkçası gariptir belki ama veda olmamasına sevinmiştim çünkü buna dayanamayabilirdim. Özel bir şey olsun da istemedim. Ben Florya'ya vedalaşmaya gitmedim. Şundan dolayı gerçekten dayanamam. Çocuklara dayanabilirim ama personele dayanamayabilirim. Çocuklar dediği takım arkadaşları. Personelle vedalaşmaya dayanamazdım diyor. Bence Arda'nın devam etme ihtimali var. Futbolcu olarak değil ama. Eğer hani Dursun Özbek kazanırsa, bir süre içerisinde Fatih Terim gelirse... Fatih Terim'in teknik kadrosuna Arda'yı alması kaçınılmaz bir sonuç bence. Onun dışında da şiddetle benim kendisini önerim. Senle de bu konuyu değerlendirelim istersen. Derhal eğitim, futbol, teknik direktör eğitim kurslarına hemen başlayıp eğer bu yolda devam etmek istiyorsa bu konudaki çalışmalarını hızlandırması. Özetle kendini teknik anlamda da, teknik adamlık anlamında da hemen geliştirmesi gerekiyor. Bence de abi, ben de şunu önermiştim. Umarım o yola girer. Ezberi bozması lazım. Şöyle, nasıl ki işte Avrupa'nın devlerindeki dev starlar altyapı koordinatörü olarak falan başlıyorlar. Arda da biliyorsun, ben 30 tane altyapı maçı izledim dedi. En son U19 maçında Galatasaray takımını izledi tribünde. Yani Arda ezberi bozsun. Yukarıya basamakları emin adımlarla atlayarak çıksın. Ve Galatasaray'ın altyapısına odaklansın. Kendisi altın tepsiden Galatasaray'a gelmiş bir oyuncu olarak. Top topluyordu Arda, top. Saha kenarında top topluyordu. Yani Arda Barcelona'yı görmüş, zirve yapmış, parasını kazanmış, şan şöhrete doymuş bir isim. Bir ezberimizi bozsun, hemen öyle bir A takım teknik direktörü falan değil veya işte sportif direktör değil. Arda daha başka bir yol izlesin. Hem de geçmişe dönük hatalarının da üzerini de böylelikle daha kolay örter. Çünkü Arda'ya şefkat kaçınılmaz bir şey. Milli takımda olması, onun muhasebesini mutlaka yapmıştır. Hı hı. Evet. Bak Semih Şentürk. Semih Şentürk ve Hakan Baltay'ı örnek alabilir. Tabii ki Arda çok büyük bir star. Ama bunu yaparsa hem futbol kültürümüze de büyük bir katkı sağlar. Bak koskoca Arda gitti altyapı koordinasyonu yapıyor mesela. Yani inşallah böyle bir role soyunur. Soyunulacak gibi de ışıklar veriyor. Hani 30 altyapı maçı izledim ben falan diye demeçleri var. Güzel yani. Bakalım. Senle %100 aynı kanaatteyim. Ve şunu da bu haber üzerine yorumlamam lazım. Galatasaray'ın en büyük şansı ne biliyor musun bu yeni sezonda? Avrupa kupalarına katılmamak. Yani tabii bir şans var. Neden şans? Sezonu Temmuz ayında açmamak. Çünkü bu kongrelerin ertelenmesi Galatasaray'ın transferinde büyük gecikmelere yol açacak. Tabii ki teknik direktör sorunu yaşayacak ve sonra işte kamp programı, o takımın oturması. Çünkü bu takım bu proje olmadı. Gençleştirme projesi olmadı bence. Tabii. Bir ara 29,1 yaşına düşmüş takım sahaya çıktı yaş ortalaması olarak. Ne oldu projeye? Berbat oldu proje. Bu yüzden de Galatasaray'ın bu büyük şansıdır. Bu sefer şanstır Avrupa Kupalarına katılıp sezonu erken açmaması. Ha, şöyle bir talihsizlik var. Dünya Kupası dolayısıyla sezon erken açılıyor. O takımın oturması lazım. Evet, bırakıp bırakmadığımı henüz bilmiyorum diyor. Evinin kapılarını Galatasaray TV'ye açan Arda Turan, takım arkadaşlarının kendisine gönderdiği mesajları görünce duygusal anlar yaşadı. Tecrübeli futbolcu ve eşi Aslıhan Hanım da mesajları izlerken gözyaşlarını tutamadılar. Duygu dolu anlar, kolay değil. Arda'nın her şeyi sorgulanabilir ama Galatasaraylılığı sorgulanamaz. Onu da net söyleyeyim. Galatasaray'ın 2000 ruhuna dönmesi gerek dedi dün Dursun Özbek. Galatasaray'ın çıkışı bu seçimle gerçekleşecek dedi. Eşref Amamcıoğlu detaylara girmek üzere. Hürriyeti şimdilik bir kenara bırakalım ve Milliyet gazetesinde konuyla ilgili sayfaya eğilelim ama öncesinde de gururumuz olan önemli sporcumuz Cedi Osman'ın Milliyet Cadde Ekin'de. Ben böyle hani eklerdeki sportif gelişmeleri de ekliyorum. Böyle özel hayatlar tabii bizi çok ilgilendirmiyor ama çok şirin bir çiftler. Yeni evlendiler. Ebru Şahin ile Cedi Osman Nişantaşı'nda gezerken. Diliyoruz onlara tekrar. Evet. Fotoğraf makinelerine yakalanıyorlar. Düğün sonrası kariyerinizle ilgili nasıl bir plan yapacaksınız sorusuna. Bunlar özel konular ama tabii ki ben oyunculuk kariyerime devam edeceğim yanıtını veriyor Cedi Osman. Çok şirinler. Boy farkı kaçınılmaz. Böyle bir basketbolcuyla evlenmenin böyle dezavantajları var. Ama bence birbirlerine çok yakışıyorlar. Onlara da bir değinmek istedim. Yine bir başka ekimizde gene benzer bir fotoğraf. Sabahın Günaydın Ekin'de var. Yanında da Erman Toroğlu var. Çapkın olan erkek değil kadındır demeciyle yer almış Erman abi. Erman abiyle manşetlere çıkmış. Milliyet. Evet. Milliyet'in sayfasını beğendim. Ortada da görüyorsunuz. Bir tarafta Dursun Özbek eski başkan, bir tarafta Eşref Amamcıoğlu eski divan başkanı ve son seçimi 41 oyla kaybetmiş bir aday. Dursun Özbek karşısındaki rakiple birleşti ve Eşref Amamcıoğlu dedi ki karşımızda bir koalisyon var dedi. Dursun Özbek katlanma eyleme geç dedi. Eyleme geçmek için aday oldum. Duruma katlanmak istemedim. Tekrar 2000 ruhuna dönmemiz lazım ifadelerini kullandı. Artık hür değiliz dedi. Finansal yapılandırmalarla Galatasaray'ın eli kolu bağlı. Bundan kurtulmamız lazım dedi. Eşref Amamcıoğlu nerede 500 milyon dolar dedi. Hani geçmişte Riva'da 500 milyon dolar hasılat beklentimiz vardı. Bu para nerede? Bu parayı getirenler ve devamı bu parayı yönetmesini bilemedi dedi. Samimiyetsizlikle itham etti Dursun Özbek'i. 30 Nisan'da seçimin ne şekilde iptal edildiğini hepimiz şahit olduk. 30 Nisan'da seçim yapılması gerekirken o kutsal mekanda boş sandıkların önünde konuştuk. O kadar önemli bir günde aramızda olmayanlar bugün Galatasaray'ı yönetmeye talip oluyor şeklinde sert bir konuşma yaptı. Dursun Özbek ise uzun süre, aylar içerisinde ikna edilmiş birisi. Yani evet. Eşref Amamcıoğlu da serzenişinde haklı ama Dursun Özbek de yani hani belki seçimi erteletenlerin adayı gibi görünse de yani o da hakikaten güçlükle ikna edilmiş bir aday durumunda. Ne olacak bilmiyorum ama tansiyon yüksek, kılıçlarda çekilmiş gözüküyor Ercan abi. Sen Galatasaray'ı uzun yıllar muhabir olarak da takip ettiğin için ben hala seçimi ortada görüyorum. Ya bir adım önde Dursun Özbek ya da Eşref Amamcıoğlu bu seçimi kazanır demiyorum. Şu anda şanslar eşit. Bence. Evet. Ya bayağı eşit. Ya bu seçimin favorisi yok. Abi her gün şöyle söyleyeyim. Bir kere şunu söyleyelim. Ortadan bir çizgi çizmiş ya Milliyet. Durum öyle abi. Ama yani İBİR'e işte bir şimdi rasyonel düşünmeye çalışanlar ya işte kasa kolaylığı falan diyor Dursun Özbek Başkan. Aslında çok da başarısız değildi. Tamam biz bu adamı istemedik. Apar topar yaptığı seçimde de çok tanımadığımız, bilmediğimiz bir adama oy vererek gönderdik. Ama yani biraz da ayıp mı ettik falan filan. Kasa kolaylığı, kasa kolaylığı. Hep sonuçta işler maddiyete varır. Eşref Amamcıoğlu ise diyor ki yani beni 41 oyla seçmediniz. Benim yerime seçtiğiniz kişi vaatlerini yerine getirmekten uzaktı. Ben o zaman da rasyonel konuşuyordum. Şimdi rasyonel konuşuyorum. Ben gerçekleri söylüyorum. Ben altyapıya eğileceğim. Şartlar çetin. Ama Galatasaray için buradayız. Galatasaray çaresiz değildir falan diyor. Yani şimdi iki söylemde sert ve geçerliliği olan söylemler. Dursun Özbek böyle bir aba altından Fatih Terim gösteriyor. Eşref Amamcıoğlu yabancı olur falan diyor. Teknik adam. Tudor ismi geçiyor. Okan Buruk bir kenarda bekliyor. İki tarafında sanki plan B'si gibi. Yani bayağı enteresan bir seçim. Maç gibi izleyeceğimiz bir seçim süreci. Eşref Amamcıoğlu çıksa kamuoyuna dese ki Serkan, biz 3 yıllık bir plana geçiyoruz ve teknik direktörümüz bir Alman olacak. Örnek olarak söylüyorum bunu. 3 yıl boyunca biz hem küçüleceğiz ama çok iyi bir kadro kuracağız. Adı da Joachim Löw. Kim kazanır seçimi? Yani Joachim Löw kazanır. Yüptervan geldi Türkiye. Yüptervan geldi Türkiye. Evet. Ve Türk futboluna İnanılmaz bir ivme kazandırdı. Kesinlikle. Onunla beraber görev alan Sepp Piontek milli takıma geldi. O da bir ivme kazandırdı. Böyle bir ismin Galatasaray'ın başına geçtiğini hayal etsene. Doğru. Seçim öncesi diyorlar ki bizim adayımız işte az önce söylediğim gibi mesela Joachim Löw. 3 yıl boyunca beraberiz. Her şey değişmez mi? Evet, Fenerbahçeleri heyecanlandıracak bir kutu haber var sağ üst köşede, içeride de detayları var. Senadok'un imzasıyla hem de önemli bir habercinin. Sörloth aynı Cardozo demiş. Kim demiş? Jorge Jesus demiş. Cardozo'yla inanılmaz başarılı bir dönemi var biliyorsun. Jorge Jesus'un. Sörloth aynı Cardozo tarzı bir oyuncu demiş. Bu demek ki Sörloth'a sıcağım demek. Ali Koç zaten Sörloth'a hayran. Ali Koç'un oğlu da Sörloth hayranı. Ve devre arası neredeyse gerçekleşecekti o transfer. Yani Sörloth ismi bayağı bir yükseldi bugün. Ben Senadok gibi bir ismin Jorge Jesus'un ağzından yazdığı bu bilgiyi de çok ciddiye alırım. Ne yalan söyleyeyim. Ya şimdi Sörloth'un portresine bakalım. Norveç milli takımında Haaland'ın gölgesi altında. Beraber oynamalarına rağmen. Her zaman Haaland ondan çok daha üstün. Oynadığı takımlarda da Avrupa'da o gol makinesi hüviyetine sadece Türkiye'de Trabzonspor'da ulaşabildi. Yani Türkiye'de daha başarılı ve mutlu olacağına bence kendisi de inanacak. Yapamadı o patlamayı çünkü Leipzig'de. Ki Leipzig ona o şansı verdi biliyorsun Bundesliga'da. Ya Bundesliga'da Leipzig'den sonra nereye gidersin diye düşündüğünde diyelim ki 25 gol attın. Hemen senin telefonun çalar ve Bayern Münih kulübü seni arar. Ya da Borussia Dortmund. Leipzig'in de zaten hedefi buydu. Ama Sörloth bunu başaramadı. Evet. Foto maçta hızlı başlayacak diyor. Jesus 2023 şampiyonluk planını hazırladı. Operasyonun adı Jesus 2023. Sörloth tamam, sıra Leipzig'te. Koç'tan Bakan Nebati'ye ziyaret. Bir Fenerbahçe forması götürmüş bakana. Ön libero'ya Emre Can, Bayern, Liverpool ve Juventus gibi devlerde oynayan Can, Alman milli takımıyla da 37 kez forma giydi. İnanılmaz 28... Türkiye'ye gelirse iş yapar. 28 inanılmaz yaşında daha abi Emre. Türkiye'de inanılmaz iş yapar. Yılın performansına falan aday olur. 28 yaşında daha bu çocuk. Yani biraz erken sanki, ben 1-2 yıl daha geçebilir gibi geliyor. Abi bu seçimle bağlı ama geldiği anda müthiş. Bayağı pazar akşamları futbol programlarının hep manşetlerinde yer alacak bir oyuncudan bahsediyoruz. Muazzam bir adam. Yani bence alınabilecekse en iyi, onun alternatifi bile yok gibi benim için. Hani öyle söyleyeyim. Hem Türk statüsünde oynatacaksın hem de bu kariyeri. Bu kariyeri Türk statüsünde oynatacaksın. 28 yaşında acayip bir şey olur yani. Tarifsiz. Bu arada Foto maçta ki en önemli detay farklı olan şu: Seferovic olmazsa Sörloth diyor Jesus. Foto maçın da istihbaratı bu yönde abi. Ya devam edelim. Seferovic de iyi oyuncu ama Sörloth'un şu avantajı var, tekrar söylüyorum. Bizim ligimize çok uygun bir santrafor. O fiziği durdurmak çok zor. Çok zor. Türkiye standartlarında muazzam bir fizik ve teknik. Çizgiye inip orta yapıyordu adam ya o fizikle. Ya, Türkiye standartlarının, şunu kabul edelim, üstünde de. O yüzden çok kolay goller atıyor ve gol pozisyonuna giriyor. Yani. Ve Fanatik'te de daha değişik bir iddia var. Sayfa 3. Gabigol Jesus için ayrılıyor. Brezilyalı gazeteci Renato Mauricio Prado büyük bir iddiada bulunmuş. Onun ağzından. Gabigol aslında Flamengo'da çok mutlu, ancak Jorge Jesus'un Brezilya tatilinde kendisiyle görüştüğünü biliyoruz. Onu çok seviyor. Jesus'la çalışmak için Fenerbahçe'ye transfer olmaya da hazır demiş bu ünlü Brezilyalı gazeteci. Gabigol de enteresan adam. Ya Brezilya'daki mesela Flamengo kolay kolay bırakamazsın, bir ekoldür. Ya Brezilya'da futbolun romantizmi hala devam eder. İşte daha önceleri mutlaka Santos'u hatırlayanlar vardır. Cruzeiro. Ya Brezilya'da bazı takımlar var. O romantizm devam ediyor. O yüzden ben hocayla konuştum, anlaştım. Flamengo'yu çok seviyorum ama ayrılacağım. Ben buna karşıyım, bu düşünceye. Evet. Belki doğrudur ama ben sanmıyorum. Çünkü Brezilya'da o romantizm devam ediyor. Sabah gazetesinde bir Sörloth detayı var. İddialı bir detay. Fenerbahçe yönetimi Beşiktaş'ın transferinden çekildiği, evet bunu anladık. Buksa ön plana çıktı Beşiktaş'ta. Norveçli golcü için bir alternatif plan hazırlamış. Leipzig'in 12 milyon euroluk talebini yüksek bulan Sarı Lacivertliler yeni bir teklif sunuyor. Bonservisine 6 milyon euro, sonraki satıştan %50 pay verelim. Sörloth bizde oynasın, onu vitrine koyalım. Jesus da geliyor. Şampiyonlar Ligi, en kötü ihtimal UEFA Avrupa Ligi. Hani... yarısını alalım 6 milyona diyor Fenerbahçe. Aslında bir indirim değil bu. Yani tamamına 12 değil, yarısına 6 verelim diyorlar. Güzel bir iş anlaşması olabilir. Yani Leipzig buna nasıl bakacak? Bu bir iş anlaşması. Bence sonraki bonservisinde. Ama bu Leipzig şunu düşünebilir: bunun garantisi var mı? Futbolda hiçbir şeyin garantisi yok. Sonraki bonservis hiç olmayabilir. Ya yani, bu Almanların bakış açısı bu konuda çok önemli. Almanların bakış açısı. Evet ve abi gazetelerde bugün çok yer bulmayan bir anlaşma var. Birkaç gazetede küçük bir halde gördüm. Ama çok önemsediğim bir gelişme. Onu da buradan okumak isterim. Özil'den büyük anlaşma. Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve geleceği henüz netleşmeyen Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt'ten sürpriz açıklamalar geldi. Daily Mirror'a konuştu Söğüt. Mesut'un 2 yıl daha sözleşmesi var. Herhangi bir transfer şu an görünmüyor. Fenerbahçe'de kalacak. Kadro dışı bırakılmıştı. Bazı oyuncular ve antrenör arasında tartışma vardı. Fakat her zaman yaşanan şeyler bunlar. Mesut Özil kariyerine Fenerbahçe'de nokta koymak istiyor. Fenerbahçe'den önce olsaydı belki başka bir ülkeye ve kulübe gidebilirdi. Ancak artık böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü Fenerbahçe'de bırakmak istiyor diyor. Öte yandan bak abi. Mesut Özil M10 markasıyla Endonezya'da 100 milyon dolarlık ticari ve sponsorluk anlaşmaları imzaladı. Ve bu adam Fenerbahçe'de oynuyor. Süper Lig oyuncusu. Süper Lig yayın hakları 150 milyon dolara kadar indi. Mesut tek başına 100 milyon dolarlık bir anlaşmayı bir ülkede yapabilen bir güç ve marka. Ben olsam bu adama futbol yerine ticaretle ilgileniyor diye eleştirmekten ziyade gel Mesut beraber ticaret yapalım derdim. O denebilir. İkincisi şöyle bir şerh koyuyorum hani eskilerin deyimiyle. Arsenal'de kaç ay oturdu Mesut? Abi 6 aydan fazla. 9 değil mi? Evet 9. Antrenmanlara çıkmadı. Ya bunu yapabiliyor. Evet ben diyor Arsenal'de anlaşmasına sadık kaldı. Ödemelerini yaptı. Mesut da oturdu. Antrenman yok. Maça çıkmadı. Aynı şeyi Fenerbahçe'de de yapar. Tamam benim anlaşmam var der. Sen de az önceki anlaşmadan bahsettin. Endonezya anlaşmasından. Eğer futbol oynamak istemiyorsa benim anlaşmam var, bana bunu ödeyeceksiniz diyebilir. Ki bu profesyonellikte kendi hakkıdır. Ama Jesus'un verdiği, eğer Jesus da imzalarsa raporun ben olumlu olduğunu hiç sanmıyorum. Yoksa yavaş yavaş şu haberleri okurduk. Evet, Mesut hazırlanıyor. Yeni sezon için kendi başına çalışmaya başladı. İşte Jesus gelecek, Mesut'la beraber bir görüşme yapılacak. Böyle haberler nerede? Göremiyoruz bunları. Demek ki rapor olumlu değil. O da oturmayı kabul edecek mi? Bence edecek gibi duruyor. Baksana 100 milyonluk anlaşmalar yapabiliyor oturduğu yerden. Yani iç karartan bir konu kulüp ve taraftar için ama bak bu da Yeni Şafak'tan. Yani çok az gazetede var bu haber ha. Evet. Hani biz bunu böyle büyüteçle arayıp bulduk bu haberleri. Evet. Ya bu 100 milyonluk anlaşma. Biz ligimizin yayın haklarını 150 milyon euroya satmaya çalışırken ve daha hala bitmemişken o anlaşma, şu an Mesut 100 milyon dolarlık anlaşma yapıyor. Şimdi hani burada hiç mi çıkartılacak bir ders yok? Ya bir dakika, bir yerde bir gariplik var falan diyen biri yok mu ya? Bu anlaşmada oynadığın, yani yaptığı anlaşma, kulüple yaptığı sözleşmeyi bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Ya kulübün reklam hakları denilen maddeler var. Acaba Fenerbahçe bunları alamadı mı? İşte bu 100 milyon dolarlık anlaşmada kulüp hiçbir şey alamayacak mı? Abi bilmiyorum, bana çok enteresan geliyor ya. Mesut gibi bir nimetten faydalanamadı. Bence Mesut sezona bomba gibi girmişti. Çok da iyi istatistikleri vardı. Takımın en çok koşanı falan oluyordu. Hiç öyle bir yapısı ve mizacı olmamasına rağmen iyi de Fenerbahçe. Oldu. Daha önce denenmiş Pereira abi takımın şanssızlık. Başına teknik direktör olarak tekrar gelmesi oldu. Ya hiç Türkiye'de transfer öyle yapılıyor ki bazen gerçekten çıldıracağım. Kolker diye bir oyuncu almışsın. Ligin en çok konuşulan stoperlerinden biri. Kolker o zaman Alanyaspor'da. Pereira geldi. Kolker'ı gönderdiler. O zaman niye aldın Kolker'ı? Ya çok niye aldın? Ya. Adamla niye sözleşme imzaladın? Böyle bir transfer olur mu? Abi Galatasaray Çıkıldağ'ı almış. Yani çok özür dilerim. Mesela Mesut'un Fenerbahçeliliğini ön plana çıkartmayıp da Türkiye'ye geleyim deyip Galatasaray'da oynadığını düşünsene bu sezon. Fatih Terim belki görevdeydi. Burak Elmas bırakmıyordu. Anlatabildim mi? Ya Mesut'u mesela Teixeira yerine Mesut'u Beşiktaş'ın aldığını düşünsene. Daha değişik olurdu. Fenerbahçe... Olabilirdi tabii ki. Daha değişik olabilirdi. Ama dediğim gibi Türkiye'de bu konularda çok büyük hatalar yapıyorlar Serkan. Konuş bir dakika abi bakalım. Bir daha konuşur musun? Türkiye'de yok, ben Ercan abiyi duyamıyorum. Hay Allah. Mesut'u izlediniz mi diye sormuş. Abi ben seni duyamıyorum. Çok özür dilerim. Bir teknik arıza oldu arkadaşlar. Üzerine yoğunlaşsınlar. Ben bir gazete daha okuyayım. Mesut'u izledin mi dersen diye sormuş Live. Mesut'u izledim yani. Bayağı izledim. Bayağı iyi bir oyuncu. Fena değil yani. Bence düşün. Yani Mesut Özil güzel oyuncu. Live. Ya Türkiye'de Süper Lig'de yani bir takıma sınıf atlatacak bir oyuncu Mesut ve bomba gibi girdi sezona. Bomba gibi girdi. Hiç kimse aksini söylemesin. Pereira'nın garabet sisteminde varoluş mücadelesi verdi. Pereira bununla inatlaştı. Artık kimden güç alıyorsa ve Mesut gibi bir yıldızı Fenerbahçe kullanamadı ve çok da iyi bir Fenerbahçeliyi kullanamadı. Ticari anlaşmalara dikkatinin kaymasıyla suçlanan Mesut 100 milyon dolarlık anlaşmalar yapıyor ve Fenerbahçe böyle bir markadan faydalanamıyor. Bana çok garip geliyor bunlar ya. Bana çok garip geliyor. Evet. Çebi'den transfer resti. Ercan abiyle bağlantımızı sağladığımızda arkadaşlarımız bana haber verecek. Çebi'den transfer resti Fanatik gazetesinde. Yani Mesut'u savunmak zorunda kalmak da bize düştü ya. Çok acayip. İlk hedef Adam Buksa var solda. Adam Buksa ismi baya Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın bahsettiği, aslında ilk duyduğunuzda garipseyeceksiniz ama sonra performansıyla hepinizi etkileyecek denen o isim herhalde, o isimlerden biri herhalde. Oyuncuya 2 milyon euro önermiş Beşiktaş kulübü New England'da da 3 milyon dolar önermiş. Oyuncuyla anlaşmış, kulübünden yanıt bekleniyormuş. Kulüp de 4 milyon dolar istiyormuş. Yani Buksa işi böyle. Başkan Çebi'den transfer restine gelince Beşiktaş kulübünün 1 numarası Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için gelen son teklifleri beğenmedi. Çebi 21 yaşındaki sol bek için 3,5 milyon euro öneren Torino ve başarılı kaleci için 4 milyon euro teklif eden Lyon'dan ikişer katlarını istemiş bu bonservis bedellerinin. Bakalım ses bağlantımız var mı arkadaşlar? Ben devam edeyim. Fuat Çimen'in enteresan açıklamaları vardı. Beşiktaş'ı bir seçim bekliyor biliyorsunuz. Aslında basında çok yer bulmuyor. Diğer başkan adayı da Fuat Çimen. Beşiktaş Kulübü Başkan adayı Fuat Çimen pazar günü yapılacak olan seçimli genel kurul öncesinde Taksim'de basın mensuplarıyla buluştu. Son dönemdeki yönetimleri matruşka yönetimler olarak niteleyen Çimen, bence 29 Mayıs'ta Ahmet Nur Çebi de bize oy verecektir dedi. İnanılmaz bir açıklama bu. Bence çok önemli bir açıklama. Bayağı iddialı da bir açıklama. Tabii ki her aday iddialı olmalı. Ve genel olarak medyada yer bulamamaktan yakınıyor Sayın Fuat Çimen. Biz de kendisiyle ilgili haberleri aslına bakarsanız biraz büyüteçle arayıp bulabiliyoruz. Onu da söyleyelim. A Spor'dan Sercan Dikmen'in yaptığı bir röportaj vardı. Orada aslında geniş kitlelere seslenme fırsatı buldu. Devam edelim. Milliyet, Rıdvan'ın aklı Avrupa'da. Beşiktaş'la sözleşmesi 2023'te bitecek olan milli futbolcu. Geldi mi ses? Geldi galiba. Evet, galiba Ercan abi de karşımıza geliyor. Özellikle Fuat Çimen. Evet Ercan abi, duyuyor musun beni? Duyuyorum da şunu söylemem lazım. Sen duyuyor musun beni? Tabii. Evet. Valerian İsmail ile ilgili bir haber vardı az önce. Mert Günah ne demiş? Yeni bir numaram sensin demiş. Evet ama yani tabii ne durumda acaba Mert? Mert iyileşmiştir artık da, yani yeni sezona hazır hale gelir. Neden? Ayakları daha iyi olduğu için mi? Bence öyle. Evet, ben duyamıyorum ama abi dudakları okuyabiliyorum ve senin ne söyleyeceklerin önemli. O zaman sana şöyle sorayım, anladığım kadarıyla sesin de yayına gidiyor. Fuat Çimen ve Ahmet Nurçebi aday. Fuat Çimen'in bir açıklaması var. Bence Mayıs'ın sonundaki seçimde Ahmet Nurçebi de bilecek şeklinde iddialı geliyor. Ne diyorsun? Beşiktaş'ta da bir seçim rüzgarı var ama Galatasaray'daki kadar yer bulmuyor. Ya bence seçimin favorisi Ahmet Nurçebi. Bu seçimi alacak. Ondan sonra da büyük bir hızla transfer operasyonuna başlayacak. Şu anda benim Beşiktaş'ta gördüğüm o. Abi inan ne dediğini anladım biliyor musun? Duymuyorum ama tabii işte dudak okuma ve çok hafif derinden de rejiden gelen sesinle beraber çok net anladım. Yayına da sesinin gittiğini öğrendim. Ve Rıdvan'la ilgili gelişmeye geçelim o zaman. Rıdvan'ın aklı Avrupa'da. Rıdvan Avrupa'ya açılmak için en doğru zamanın geldiğine inanıyor ama Rıdvan'a 3,5 milyon euro... Ersin'e de 4 milyon euro vermişler abi talipler. Bunlar da hakikaten az. Ahmet Nur Çebi de geri çevirmiş. Çok arzu ediyorsa Rıdvan, yani önümüzdeki sene acaba fayda sağlar mı sağlamaz mı? Kafası Avrupa'da kalacaksa bu konuda bir şey diyemeyeceğim. Kafası Avrupa'da kalacak mı? Duydum. Yardımcı olacak mı önümüzdeki sezon için takıma? Ersin de aynı şekilde. Bence Beşiktaş biraz daha rakamı yükseltip bu oyuncularla vedalaşabilir de. O politikayı da seçebilir. Evet. Pjanic Barça'ya dönüyor haberi var. Buna şöyle bu haliyle değil Barça'da, Rayo Vallecano'da oynayamaz. Peki. Bomba bir soru. Türkiye'den örneğin orta sahası bomboş Galatasaray'dan bir ilgi olabilir mi? Bence bu haliyle ilgi olursa şaşırırım. Öyle mi? Sahanı izledik. Ya şimdi futbolun teknik yönünü hemen konuşalım. Koskoca Pjanic'in 3,5 asistle sezonu tamamladığı, birçok deplasmana gitmediği, bunu da gördük. Soğuk algınlığım var diyor. İzmir'de Göztepe deplasmanına gitmiyor. 48 saat sonra İtalya'da Serie A maçı izlerken selfie çekmiş. Ne çok iyileşiyorsun. Ya ben beklediklerimi bulamadım. Çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir insan. O belli. Ama futboldan biraz uzaklaşmış gibi geldi bana. İşte ne diyorum? Barcelona değil, Rayo Vallecano'da bu haliyle oynayamaz. Evet. Demin de bahsetmiştik ama haberin detayını, Senadok imzalı haberin detayını yukarıda görüyorsunuz. Norveçli Cardozo, yani Cardozo özelliklerine sahip diye vurgulamış Jesus. Bu çok önemli bir gelişme. Sörloth bence en güçlü aday an itibarıyla Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon golcüsü olmaya. Hele hele yarısına 6 milyon teklifi kabul görürse Leipzig'ten bu iş bitti gözüyle bile bakabilirsiniz burada değerli Fenerbahçeliler. Burada tabii biraz ayıralım istersen. Cardozo ile Sörloth'u sürat anlamında karşılaştırırsak Sörloth Usain Bolt gibi kalır Cardozo'nun yanında. Tabii. Sürat anlamında söylüyorum. Tabii ki. Tabii ki. Hürriyet'te önemli bir gelişme var. Trabzonsporluları, hatta belki Vakayeme'de gözü olan diğer takım taraftarlarını da heyecanlandıracak bir gelişme var. Vakayeme gidiyor mu? Koptu gidiyor diyor Hürriyet. Anlaşma sağlanamamış. Trabzon çok net ve katı bir duruş sergilemiş. Bizim üst limitimiz bu. Daha fazlasını vermeyiz demiş. Yeni spor yasası nedeniyle prensipte anlaşılan 3 yıllık sözleşmenin ve teklif edilen rakamın geçerli olmayacağını aktarmış Trabzon Başkanı. Vakayeme'nin şartları kabul etmemesi sonrası ipler kopma noktasına gelmiş. O zaman kopmuş. Kopmuş gibi duruyor şu anda. Yani Vakayeme bir bakınacak, daha iyi bir şey bulamazsa gene oturacak gibi. Yani benim anladığım. O da iş yapar mı tartışılır. Gönülsüz abi Vakayeme. Hayır, gönülsüz nerede? Diye. Ha, gönülsüz imza. Doğru. Doğru. Gönülsüz imza ne demektir? Gönülsüz antrenman, gönülsüz maç demektir bence. Gönülsüz ama atıyorsun imzayı. Haklısın da abi, futbol oynamaktan zevk alan bir adam. Yani bir şekilde. Yani. Şampiyon olunca her şey farklı oluyor ya. Evet. Primler, rakamlar yükseliyor. Ben şampiyonlukta bu takıma katkım var diyor. Böyle zoraki nikahları ben sevmiyorum. Oyuncunun isteyerek o imzayı atması lazım. Aynen. Ve Fanatik'te de bir özel röportaj var. Bakasetas röportajı. Komşu ülkeden, Yunanistan'dan kendisini kabul ettirmiş. Burada hak ettiği saygıyı görmüş ve hak ettiğimiz saygıyı da bize gösteren büyük bir karakter. Bu yazının başlığını, daha doğrusu bu röportajın başlığını kendisi atmış. Ben bu röportaja nasıl başlık atayım demiş. Safa Can Konuksever röportajı yapan meslektaşımız. O da bu başlığı atmış. Adanmışlık, karakter, inanç, şampiyonluk böyle geldi demiş. Şampiyonluğu 3 kelimeyle özetlemiş. Ligin son 7 haftası hariç diyeceğim. Kayboldu çünkü. Doğru. Ama takım da yoktu ortada. Yani sadece Bakasetas değil ki. Vişça da dökülüyordu. Vakayeme biraz iyiydi, toparlanıyordu. O da böyle bir yedek gibi değildi. Sörloth demişim ya. Cornelius, Allah söyletti dermişim. Cornelius iyiydi. Bence hep bir standardı vardı Cornelius. Vardı. Bir çöküşün sonu final mi? Artık sanki piknik yapar gibi çıktılar Başakşehir maçına. Ben bir Abdullah Avcı takımının 42 dakikada 3 gol yediğine ilk kez tanık oluyorum. Abi sanki frene bastı Başakşehir'de yani. Hani bu da bizim ligimizin şampiyonu, maça çıkarken alkışladık. Bir duralım dediler bence. Ya maçı öyle baktığımda haklısın. 5 olacaktı. Aynen. Evet abi, yarın haftanın son Sporting'inde tekrar buluşacağız. Küçük bir teknik arıza yaşadık. Teknik arızalar her zaman. O arızalar uzay istasyonunda bile oluyor biliyorsun. Evet abi. Evet. Bir ara dudak okuduk. Halit abiyi andık. Değerli büyüklerimizi andık. Arman Talay'ı andık. Ve heyecanla bu akşamki iki usta ismin düellosuna dikkatimizi çeviriyoruz. Rıza Çalımbay ile Hikmet Karaman karşı karşıya olacak. Ben gerçekten heyecanlıyım. Yani ve bu maç çok underrated kaldı gündemde. Bu kadar güzel iki şehrin, komşu şehrin ve rakip şehrin, ezeli rakip iki şehrin ve iki ezeli rakip, ebedi dost, iki teknik adamın karşı karşıya geldiği ve sonunda kupa olan bir maç izleyeceğiz. Bak gene heyecanlandım. Hemen maçtan önce buluşacağım arkadaşlarımı arayayım. Oradan da takımların otellerine falan giderek böyle bir maç günü heyecanı yaşamayı hedefliyorum. Yağmur bekleniyor İstanbul'da. Umarım yağmaz. Çünkü şemsiyemi de almadım. Bir şemsiye bulursun. Görüşürüz Erkan. Görüşürüz abi. Yarın tekrar birlikte oluncaya dek herkese hoşçakalın.